Aziz müminler, gerçekten de dünyada maddeden, eşyadan, hayvanattan insana kadar aklımıza gelen veya gelmeyen her bir mahluk ve mevcut için zuhur etme, tecelli etme zaman ve zeminlerinin tayini esastır. Allahu Teala bile biliyorsunuz kendi varlığını, birliğini, kudretini, kuvvetini, rabbaniyetini, rahmaniyetini ortaya koymak için yeryüzünde kendi kudretini tecelli ettirmiş, pazarlamış yani. Yeryüzü bir bakıma Allah'ın kudretini, kuvvetini, ilmini, iradesini, yaratma gücünü ortaya koyan eşya ve mahlukat ile dolu. Allahu Teala kendi kudretini pazarlamış tabiatta. Kendi ilmini, iradesini pazarlamış tabiatta. Eşya üzerinde, mahlukat üzerinde. Hatta öyle sistemler, öyle harikulade nizamlar, çekirdek mevkiinde öyle kudretler ortaya koymuş ki bunlara bakacaksınız, Allah'ı tanıyacaksınız. Kendisini tanıtmak için eşyayı yaratmış Cenab-ı Hak. Kendisini tanıtmak, kendisini insanlara kabul ettirmek için yeryüzünde eşyayı, mahlukatı, mevcudatı yaratmış Cenab-ı Hak. Hem de insanı aciz bırakan sanatlar, insanı acze düşüren ve bugün dahi hayretle insanların donup kaldığı, dönüp durduğu harikulade tabii hadiseler ortaya koymuş Cenab-ı Mevla. Sırf kendisini tanıtmak için, kendi kudretini, kendi yaratmak tekvin gücünü, halk-ı icat gücünü göstermek için tabiatı bir meşher, tabiatı bir manzara, bir içtima halinde sistemleştirmiş, ortaya koymuş Cenab-ı Hak. O halde Allahu Teala insanlar için de yeryüzüne bir din göndermiş. Din, dini İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din yok. Müminin en kesin malumatı böyle olacak. İnne dine indellahil İslam. Bizzat Kur'an'ın haberi bu. Allah katında din İslam'dan başka bir şey değil. Allah'ın gönderdiği dinin adı İslam. Bütün peygamberlerin getirdiği din İslam. Allahu Teala yeryüzüne İslam'dan başka din göndermedi. Peki Hristiyanlık ne hocam? Hristiyanlık diye bir din yok. Ancak bugünkü bozulmuş, çözülmüş, kokuşmuş, aslı, esası, orijinalitesi kaybolmuş olan ve Hazreti İsa'ya bağlanmış bulunan öyle görünüm kazanan bir sistem, başka bir şey değil. Aslında Hazreti İsa aleyhisselamın getirdiği dinin de adı İslam'dı. Hazreti Musa aleyhisselamın getirdiği dinin de adı İslam'dı. Aman yanlış malumat kalmasın hafızamızda. İbrahim aleyhisselamın da, İsmail'in de, Yakub'un da, bütün Yunus'un da, Yusuf'un da, bütün peygamberlerin getirdiği din vallahi İslam'dı. İslam'dan başka Allah din göndermedi. Hazreti Adem aleyhisselamın getirdiği din de İslam'dı. Nereden söylüyorsun? Kur'an söylüyor. İnne dine indallahi el İslam. Allah katında İslam'dan başka bir din yok ki göndersin. Göndermişse adı İslam'dır. Hristiyanlık, Yahudilik diye bir şey yok. Bunlar sırada uydurulmuş saçma sapan şeyler. Mesele böyle. Zaten Cenab-ı Hak ilk insanı yarattıktan ve onun zürriyetini ortaya koyduktan sonra o ilk insanı Müslüman yapıyor ve onu bir peygamber olarak gönderiyor. O Adem Aleyhisselam'dır. İlk insan ilk Müslümandır. İlk Müslüman ilk peygamberdir. Hazreti Adem. Onun için bazı cahil yazarların kitaplarında cahil yazarlar, cahil muharrirler, cahil müellifler kitap yazarken İslam'dan evvel şöyleydi, İslam'dan sonra böyleydi diye bazı kelime kullanıyorlar. İslam'dan evvel bir şey yok ki. İlk insan, ilk Müslüman. Ondan evvel bir şey yok ki İslam'dan evvel diyorsun. Cehalet. İslam'ı bilmiyorlar. İşte aziz müminler, Allahu Teala da dini İslam'ı pazarlamak için, insanlara beğendirmek için, insanlara aşılamak için kimi vasıta olarak kullanacak Cenab-ı Hak? Allahu Teala kendi dinini yayılmasını, duyulmasını, çoğalmasını,
İslam'ın pazarlamasını kim yapacak? Müslümanlar yapacak. İslam'ı Müslümanlar yayacak. İslam'ı Müslümanlar yaşayacak. İslam'ı insanlığa Müslümanlar arz edecek. Cenab-ı Hakk'ın kanunu böyle. İslam'ı Müslümanlar yayacak, yaşayacak, çoğaltacak, genişletecek ve İslam Müslümanların elinde inkişaf edecek. Bakınız, tabiatta Allah'ın kudretlerinin tecellisi tabiatla oluyor, mahlukatla oluyor. Hemen kısa bir misal verip geçeyim oraya, sonra asıl mevzumuza dönelim. Bugün elektroteknik diye bir saha var. Elektroteknik, enerji yapımı, elektrik üretimi, üstün seviyede icatlar, buluşlar. Bu mevzuda yeryüzünde elektrik enerjisini yapan, icat eden, yürüten, şekillendiren bütün teknik elemanları, profesörleri, teknisyenleri, elektroteknisyenleri aciz bırakan Allah'ın bir harikası var tabiatta. Biliyorsunuz şu elektrik ampulleri içinde elektrik enerjisi var bunun. Elektrik ışık saçıyor, aydınlık veriyor, ışık saçıyor. Bu ışığı meydana getirmek için, bu ışımayı, bu ışıldamayı meydana getirmek için çok kuvvetli bir enerji kullanıyoruz. Elektrik enerjisi kullanıyoruz. Fakat dikkat ederseniz şu ampulün içinde aydınlık, bir ışıma meydana getiren bir sistem var. Bir sistem var, enerjiyle meydana geliyor bu. Fakat öyle bir başarısızlık içinde meydana gelmiş ki şu parıltıyı, şu aydınlığı meydana getirmek için kullandığımız enerjinin %90'ı, %85'i ısıya dönüşüyor, sıcaklık meydana getiriyor, ısınıyor. Verdiğimiz enerjinin sadece %10'u ile 15'i ışık oluyor, %85'i hararete, ısıya dönüşüyor. Ampul sıcak, elinizle tutamıyorsunuz. %100 ışık meydana getiremiyor insanlar. Floresans lambalarda bile ancak %60 nispetinde ışık meydana getirebiliyor. Bugünkü teknik, bugünkü ilim, bugünkü teknoloji meydana getirdiği ışık meydana getirdiği zaman o enerjinin %90'ı israf oluyor, boşuna gidiyor, hararete, ısıya dönüyor, %10'unu ancak kullanabiliyoruz. Ve bu yüzden çok israf var. Ve ilim adamları hayretle bunu önleyemiyorlar ve yeni bir sistem bulamıyorlar. Ama öbür taraftan Hazreti Allah Celle Celaluhu yeryüzünde küçük milimetre sınırları içinde mütalaa edilen bir ateş böceği yaratmış. Ateş böceği. Gece karanlığında, çayırlarda, çimenlerin üzerinde, yoncalık üzerinde pırıl pırıl parıldayan, karın kısmında floresans lamba çalıştıran bir ateş böceği var. İlim adamları hayretle bakıyor buna. Daha yeryüzünde bu hayvanın yaptığı elektriği vallahi kimse yapamıyor. 30 tane ateş böceğini temiz bir cam kavanozun içine koyar da masanıza koyarsanız istediğiniz kitabı okuyabilirsiniz. Elektrik veriyor. Nasıl yapıyor bu? Bu hayvanlar böcekleri yiyorlar. Et yerler bu ateş böcekleri. Bir takım böcekleri et yemek suretiyle o yedikleri gıdaları kimyasal enerjiye çevirirler. O kimya enerjisini de elektrik enerjisine çevirirler. O elektrik mikrodinamo namında karnına yerleştirilen oksijen, floresans maddelerini, parlak maddeleri, o kimya maddesini müthiş bir oksijen nizamı içerisinden mikrodinamo sistemiyle %100 elektriğe çevirirler, ısıya dönmez, o hayvanın elektriği sıcak değil, soğuk elektrik olur. Soğuk elektrik. Siz ampulü tutamazsınız sıcaktan ama o hayvandaki elektrik soğuk elektrik. Bugün yeryüzünde hiçbir ilim adamı soğuk elektrik icat edemiyor. Cenab-ı Hak o hayvanın sinesinde, bünyesinde bunu yaratmış. Dolayısıyla kudretini göstermiş, uluhiyetini, rabbaniyetini tanıtmış, bir de rahmaniyetini. Allah-u Teala o kadar Rahman ve Rahim ki, o kadar merhametli ki, eğer o hayvanın karnındaki elektrik sistemi bizim elektrik sistemimiz gibi sıcak elektrik olsaydı, o hayvan yanacaktı, rahatsız olacaktı. O hayvan rahatsız olmasın diye
onun elektriğini soğuk yaratmış Cenab-ı Hak. Rahman ve Rahim. Kendisini tanıttırıyor. Ona bakacaksınız, hayran olacaksınız. İşte bütün bu hakikatleri görmeyen insanlar, elektriği icat eden Edison cennete gitmelidir diyorlar. Cennete gitsin, keşke Müslüman olsaydı cennete gitseydi. Cennetin, bir takım insanların cennete gitmesinin aleyhinde değiliz ki. Ama o adam elektriği buldu diye sen bunu iddia ediyorsun. Onun yaptığı ampule hayran oluyorsun da Allah'ın çayırların içerisinde dolaştırdığı, ateş böceğinin sinesinde meydana getirdiği o soğuk elektriğe bakıp da Allah'a niye hayran olmuyorsun? Onun kudretine niye inanmıyorsun? Onun kanunlarına niye inanmıyorsun? Aklını niçin çalıştırmıyorsun? Tabiatı niçin süzgeçten geçirmiyorsun? Demek ki ortada ilahi bir kanun var. Bu kanunları aşmamak lazım. Söylediğimiz meselenin mukaddimesi bu. Demek ki Cenab-ı Hak kendisini tanıtmak için tabiatı yaratmış. Gönderdiği İslam'ı, dinini tanıtmak için de Müslüman'ı yaratmış. Biz acaba İslam'ı tanıtabiliyor muyuz? Biz acaba İslam'ı yaşayabiliyor muyuz? Biz acaba İslam'ı insanlara anlatabiliyor muyuz? İşte Allah'ın dininin pazarlanması için biz bir vasıtayız. Biz İslam'ı pazarlayabiliyor muyuz? Biz İslam'ı yayabiliyor muyuz? En büyük mesele, en büyük dava burada başlıyor. Allah'ın dinini anlatmaya, nesilleri, cemaatleri, cemiyetleri, yeryüzündeki buhranların ve bunalımların içinde çırpınan bir cümle insanları Allah'a ve Allah'ın dinine davet edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz? Bütün bu meseleyi Müslümanların halletmesi lazım. Kur'an-ı Mübin buna çok ehemmiyet veriyor ve buyuruyor ki وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ El-khayru, hayır kelimesinin karşılığı İslam. Cenab-ı Hak İslam'a hayır diyor. Hayır kelimesini kullanıyor. يَدْعُونَ اِلَى الْاِسْلَامِ dememiş, يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ diyor Cenab-ı Hak. Hayra davet eden bir cemaat. Allah'ın dini tamamen hayır mutlak. Bir insanın hayırlı olabilmesi için önce Müslüman olması lazım. Hani şimdi bir söz kullanıyoruz nesillerimiz. Efendim yetiştirdiğimiz çocuklar hayırsız çıktı. Hayırsız evlat, hayırsız nesil, hayırsız gençlik diyoruz ya. Aslında İslamsız gençlik, İslamsız evlat, Müslümanlık aşılanmamış nesil manasına kullanıyoruz. Eğer İslam anlatılsaydı, İslam anlaşılsaydı, İslami hayata onlar çekilebilseydi, neslimiz de, zürriyetimiz de, her şeyimiz de hayırlı olacak. Hayır İslam'dır. يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ tefsirinde يَدْعُونَ اِلَى الْاِسْلَامِ El-İslamu tamamen el-hayru diye tefsir edilmiş. Davet etmeden. Şimdi ortada bir kafir var mesela. İnkarcı, küfür içinde olan bir adam var. Bu adama İslam'ı anlatmalısınız ki küfür içinde, inkar içinde, dalalet içinde, sapıtlık içinde olan bir adamın görüşü tek cephelidir. Tek gözlü gibidir o adam. Tek taraftan bakıyor aleme, etrafa. O adamın kafasına bir de imanı, İslam'ı anlatmalısınız. Küfür gözüyle baktığı yerde bir de İslam gözüyle bakabilmelidir ki neticede İslam'ı tercih edebilsin. Hani bir muhakeme yapabilsin, mukayese yapabilsin. İki çeşit mal olmalı, aynı malı iki ayrı firma yapmalıdır ki kıyas yapasın. Bu mal ondan daha güzel, bu da ondan daha güzel diyebilirsiniz. Mukayese yapmak için küfür de olması lazım, imanın da olması lazım. Mukayese. Küfür zaten herifin yüreğinde. Siz de ona İslam'ı anlatmalısınız ki İslam'la küfrü mukayese etsin. Ondan sonra Müslüman olmak nasipse Müslüman olsun. İslam'ı anlatmadan kimseye bir şey diyemezsin. İslam'ı anlatmadan kimsenin kulağını çekemezsiniz. İslam'ı anlatmadan kimseye katiyen silah çekemezsiniz. İslam'ı anlatmadan kimseye sopa veya kırbaç kaldıramazsınız. Her şey buraya bağlı. Hatta dini İslam o kadar bu hususta itina göstermiş ki hemen hemen
mezhepler arasında dahi mesele aynı genişlikle mütalaa ediliyor. Bakınız, önce Müslümanken Müslümanlıktan dönen insana ne deniyor? Mürtet. Mürtet denir. El mürteddü. İrtidad etmiş, yani İslam'dan dönmüş adam demek. Mürtet. Bütün kitaplarımızda var. Fıkıh kitaplarında başlı başına bir mevzu olarak ele alınmış. İrtidad veya mürtet. Mürtetler hakkındaki ahkam var. Bir insan Müslümanken sonra kafasına bir şey takılıyor. Ne sebeptense İslam'dan dönüyor. Bu adamın ismine, sıfatına mürtet denir. Mürtet. Ve tabii bununla alakalı çok hükümler var. Mürtet olan insanlarla. İslam'dan döndüğü için Allah'ın en son ve en mükemmel dininden, İslam'dan döndüğü için bu adamın başka bir dine girmesi mümkün değil. En son ve en mükemmel bir dinden dönmüşse başka bir dine giremez bu adam. Münahazasıyla mürtet olan insan İslam hukukuna göre derhal öldürülür. Derhal hiç ona hayat hakkı tanınmaz. Kim öldürürse öldürsün Allah ondan bir kelime sormaz. Mürtet. Ama alimlerimiz diyorlar ki, bilhassa Ebu Hanife rahmetullahi aleyh diyor ki, İslam'dan dönmüş, İslam'dan irtidad etmiş, reddetmiş, geri dönmüş bir insanın hemen gırtlağına sarılmamak lazım. Onun kafasına müracaat etmek lazım. Neden şüphelendi? Neden ayağı kaydı? Neden İslam'dan döndü? Neden caydı? Neden döndü? Ona bir mühlet tanımak lazım. En az ona 10 gün mühlet vereceksiniz. O 10 gün zarfında bu adamın şüphesine, tereddüdüne, canı sıkılan meselene, nereden dönmüş, nereden sapmış, nereden dökülmüş, nereden eriyip gitmiş, onların tereddüdünü, şüphesini, sıkıntısını ortadan kaldıracaksınız. Bu 10 gün mühlet içerisinde onu aydınlatacaksınız, ona tebliğat yapacaksınız, ona İslam'ı aşılayacaksınız, ona İslam'ı anlatacaksınız. Bu zaman zarfında hala dönmemişse, hala İslam'a gelmemişse derhal idam edeceksiniz. Ama yine İslam anlatılması lazım. Ama yine İslam'ın anlatılması lazım. Mürtet olmuş adama bile onu, kafasını, şuurunu, beynini yine İslam ile meşgul etmek ve onu aydınlatmak iktiza edin. Ne kadar mühim bir hadise. Ne kadar mühim bir hadise. İşte bütün mesele kardeşlerim, Müslümanların bu mevzuyu halletmeden ikinci bir iş yapmamaları lazım. Bu mevzuyu, İslam'a davet meselesini, insanlığa, meyhanelere, kumarhanelere, caddelere, sokaklara, evlere, apartmanlara, köşklere, yalılara İslam'ı anlatmadan önce kimse bir şey yapmaması lazım. Nasıl yapmalıyız? Nasıl olmalı bu? Ne gibi bir çare bulmalıyız? Anadolu'ya, doğuya, batıya, güneye, kuzeye, bugün bütün memlekette dünyanın tamamı olduğu gibi bizim Türkiye'mizde de insanlar vallahi İslam'a susamıştır. Anarşizmin temelini kazın kazın, temelde Allah'a iman edilmediği için, vicdanlar bombalandığı için, akideler sarsıldığı için, Allah ve ahirete inanılmadığı için anarşizm ve komünizm memleketi kazıp kavurmaktadır. Temelde inançsızlık yapıyor. Nesillerimizi bu şekilde kanlı katil haline getirenler, önce onların inançlarını, itikatlarını, İslam'a olan imanlarını parçaladılar. Evvela Kur'an'ın verdiği imanı, İslam'ın aşıladığı imanı söküp aldılar. Bugün anarşizmin kaynağı üniversite, biliyorsunuz. Eli silahlı, eli bombalı, binbir belalı gençlerimizin %90'ı üniversite mensubu olarak ortaya çıkıyor. Niçin? Neden üniversiteden çıkıyor? Efendim, eğitim sisteminin temelinde Allah yok, ahiret yok. Eğitim sistemimiz tepeden tırnağa hatalıdır. İtikatlar sökülmüştür. Öğretmenlerimiz, müstesnalar daima, onları bir kenara ayırıyorum. İmanlı, Kur'anlı, vicdanlı, İslamlı öğretmenlere bir şey demiyorum. Onlar başımızın tacıdır. İmanlı profesörler benim başımın tacıdır.
imanlı öğretim görevlileri, imanlı doçentler, imanlı doktorlar, imanlı asistanlar zaten bizim sultanlarımızdır. Ama çoğunlukla imandan, İslam'dan, Kur'an'dan habersiz, kasıtlı olarak bunlardan ayrı yaşayanların yetiştirdiği nesillerdir ki bizim memleketimizde hayatımız zehire ve bizi zindana çevirmişlerdir. Küfür yatmaktadır temelde. Bunlar çok mühim meseleler. Çünkü en harikulade tabii bir hadiseyi izah ederken üniversitelerde, mutlak laboratuvarlarda, araştırma merkezlerinde, Türkiye'de tabiatın en harika demin ateş böceğini misal verdim. Hiçbir ilim adamının bugün yapamadığı, yapmaya aklı bile ermeyen soğuk elektrik dinamosunun ateş böceğindeki o harika sistemi izah ederken mekteplerde bunu Allah yarattı demediler, tabiat yarattı dediler. Allah'ı kaldırdılar, onun yerine tabiatı koydular. Neslimiz buradan mahvolmuş. Bütün dini İslam'ın 124 peygamberin anlattığı ve aşıladığı insanların aslı yine insandır. Adem ile Havva'dan insanlar meydana gelmiştir. İtikadını söktüler, parçaladılar. Onun yerine bizim marif sistemimizde, bizim mekteplerimizde bu itikadın yerine ey Türk delikanlısı senin aslın maymundur, hayvandır dediler. Önce itikadımızı yıktılar da anarşi oradan geldi. Anarşizmin kaynağı vallahi eğitim sistemidir. Anarşizmin kaynağı üniversitelerdir. Anarşizmin kaynağı profesörlerdir. Sokakta birbirini öldüren nesillerimizin katilleri profesörlerdir. Tabiatı koydular Allah yerine. Hazreti Adem ile Havva'yı kaldırıp yerine pis bir hayvanı, maymunu koydular bunlar. Vicdanlarımızı tahrip ettiler. Nesillerimizin imanlarını yıktılar. Onların Kur'an'ına olan itibarını kestiler. Ve nesillerimizi birbirine düşman ettiler. Kardeşi kardeşe katil ettiler. Bunu anlamaya mecburuz. Ben artık hiçbir politikacı dinlemiyorum. Demokrasi, memokrasi inanmıyorum. İslam'ın yıkıldığı memlekette hiçbir şey aramayınız. Önce vicdanlardan İslam'ı söküp aldılar. Buna katiyen ve hala bu yanlış yoldan dönülmüyor. Ve Müslümanlar da hala bu davaya gönül veremiyor. Nasıl çıkacağız bu işten? Bugün kardeşlerim en tabii kanuni hakkı değil midir vatandaşın arzusunu söylemesi? Ben burada konuşuyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı görevli bir vaizim, bir din görevlisiyim. Kanunlardan aldığım hürriyetle konuşuyorum. Açıkça meseleyi ortaya koyuyorum. İslam'ı anlatmaya çalışıyorum. Müslümanlar da yine kanunlara dayanmak suretiyle kendi arzularını ifade etmeleri lazım. Bir kere bütün bir memlekette İslam'ın anlatılması için meyhanelerde, kumarhanelerde, kahvehanelerde, her tarafta İslam'ın anlatılmasının tek yolu ve çaresi bugünkü şartlar içerisinde mutlaka ve mutlaka televizyon aynasında her akşam 15 dakika İslam'ın anlatılmasını istemesi vatandaşımızın en tabii hakkı olmalıdır. Ve Müslüman bunu istemelidir. Vergisini veriyorsun sen bunun. Vatandaşsın, hürriyet var, demokrasi var, şu var, özgürlük var, bilmem ne. Niçin? Bir kanunlarla, nizamlarla, ölçülerle ve bir takım meşveretlerle bu Müslüman niçin bu hakikati isteyemez? Neden bunu meydana koyamıyor? Yanlış yoldan dönmek lazım. İşte imandan mahrum nesillerin ne hale geldiğini görmeyen varsa kördür. İslam'dan mahrum nesillerin ne hale geldiğini görmüyorlarsa bunların gözleri tamamen kördür. Bir nesil İslam'dan mahrum olursa, bir nesil imandan ve Kur'an'dan mahrum olursa siz ne bekliyorsunuz bu nesilden? Ne bekliyorsunuz kardeşlerim yani? Cemiyetin içinde yaşayan insanların birbirine itimat etmesi için evvela Allah'a itikad etmesi lazım. Evvela kardeş olabilmek için önce Müslüman olmak lazımdır. İslam'ı yaşamadıkça kardeş olamazsınız.
Birisi kalkar, Müslümandır, camiye gider. Öbürü Müslümanlığa kıymet vermemiştir, meyhaneye gider. Meyhaneye gidenle Allah'ın evine giden nasıl kardeş olacak? Mümkün müdür bu? İslam'ı anlatmazsanız, televizyonda İslam anlatılmazsa, amentü anlatılmazsa, Allah'a iman, meleklere iman, kitaplara iman, peygamberlere iman, ahiret gününe iman anlatılmazsa, siz kimi kime kardeş yapacaksınız? Kardeşliğin temelinde İslam'ın imanı yatıyor. Başka çare yok. İslam'ın daveti yapılması lazım. Her şeyin bırakılıp bütün bir vatan sathına İslam'ın anlatılması lazım. Yazık, neslimiz ne hale geldi. Söyler söylemez insanımız uyanıyor kardeşlerim. Geçen gün bir evde oturuyorduk. Evin büyük kızı geldi. Büyük kız, af buyurun, bacağına öyle bir pantol geçirmiş ki ifade etmekten haya duyuyorum vallahi. Bu Müslüman Türk milletinin evladı böyle olabilir miydi? Öyle bir pantol geçirmiş ki önden ve arkadan avret mahallinin kalıbı aynen ortaya konmuş. Utanıyor, sıkılıyor böyle, bir kenara çekiliyor. Rahat oturamıyor, uzanamıyor, kıpırdayamıyor. Dedim ki kardeşim nedir yani? Senin anan, baban, ecdadın, tarihin hepsi Müslüman. Sen de mutlaka Müslümansın, Allah'a inan. Nedir şu çerçevenin içine sokulmuşsun? Nedir şu daralmışsın, sıkışmışsın? Nedir bu hale gelmişsin? Sen Avrupalının dedim bir hammalı mısın? Sırtına giy diyor giyiyorsun. Sırtından çıkar diyor çıkarıyorsun. Bir hamal mısın? Senin şuurun, ahlakın, tarihin yok mu dedim. Biraz konuştuktan sonra o kız hüngür hüngür ağladı ve gidip elbisesini değiştirip içeriye sade bir kıyafetle geldi. Nesil bilmiyor. Televizyonda mütemadiyen çıplakları, şantözleri, dansözleri, onları görüyor, onlara özeniyor, onlara benziyor. Bir başka şekil yok, başka bir şey anlatılmıyor. Sokakta onlar, televizyonda onlar, radyoda onlar, tiyatroda, sinemada, her yerde onları göre göre demek ki insan buymuş değil, o çerçeveye dahil oluyor. İslam anlatılsa böyle olmayacak. Ve biz İslam'ı anlatamıyoruz. Ve biz insanlığa İslam'ı arz edemiyoruz. En mühim felaket burada zaten. Zengin Müslümanlar büyük ekseriyetiyle, tabii iyileri var, Allah'ın dini için çırpınan zenginlerimiz var, bunları görüyorum. Onların ayağının altına öpeceğim geliyor. Öyle Müslüman zenginlerimiz var ki elhamdülillah, sabahlara kadar servetini, sıhhatini İslam'ın yayılması yolunda kullanan zenginlerimiz var. Bunların eli öpülecek insanlar bunlar. Ama yine büyük ekseriyetiyle zenginlerimiz durmadan eşya peşinde, madde peşinde, menfaat peşinde Allah'ın dini için bir gayret, bir çırpınış göstermiyorlar. Düşünün ki İslam'ı yayma cemiyetimiz olsa, İslami Tebliğat Vakfı gibi vakıf olsa, vakıf, buraya Allah yoluna, Allah'ın dininin yayılmasına yardımcı olsalar, erbab-ı servetimiz, erbab-ı sermaye olan kimseler, İslam'ı tebliğ cemiyeti, yahut hayra davet cemiyeti, İslam'a davet cemiyeti, emri bil maruf cemiyeti, emri bil maruf vakfı kurulsa ve bu kurulan vakfın bünyesinde büyük bir meblağ feydahlansa, bu sayede Anadolu'nun her tarafına başkanlıkla, bakanlıkla temasa geçmek suretiyle hoca kardeşlerimizden mürekkep bir otobüs kiralansa, bütün Anadolu'ya köy köy, kasaba kasaba İslam anlatılsa, bunların iaşesi, ibadesi, davası, mahkemesi, avukatı, dosyası, her şeyi bunlar tarafından planlansa, Anadolu'da İslam birdenbire canlanacak, anarşizmin, komünizmin pençesinde kahrolan vatandaşımız uyanacak, düşünecek ve her şey birdenbire İslam'ın aydınlığına vallahi çıkacaktır. Ama anlatılmıyor İslam, anlatılmıyor. Bir avuç anarşist ortaya koyduğu terörle, şiddetle bütün bir memleketi sindirmiş görünüyor. Ne demek? Biz bu memleketi bedava mı bulduk? Bu memleketi havadan mı bulduk? Bu memleketin tarihi, kökü, kökeni yok mu? Bu memleketin asliyeti, hüviyeti yok mu? Biz havadan mı buraya konduk? Bu topların bağrında milyonlarca şehidin kanı yakmıyor mu? Sultan Fatih burada değil mi? Eyüp Sultan burada değil mi? Evliyaullah burada değil mi? Biz nasıl bu memleketi bir avuç komünizme nasıl teslim ederiz?
İmkan var mı buna? Vatandaş niçin korkuyor? Niçin sönüyor? Niçin siniyor? İslam anlatılmadığı için, İslam anlaşılmadığı için. Bu ne korkunç bir hadise. Adam evlenecek çağa geliyor, amirdir, memurdur, zaman zaman söylüyorum hani. Arada bir de şaşırıp bize geliyorlar. Şurada bir nikah var, nikahlarını kıyınız diyorlar. Gidiyorsunuz, adam 35 yaşına gelmiş bir amir, devlet yönetimine katılmış mühim bir adam. Evleniyor, dini nikah kıyılacak, soruyorsunuz. Kardeşim, dini nikahınız tabii, ismi dini nikah, dine dayanıyor. Peki dinimizin esası, imanın şartları tabii, bir Müslümanın, bir insanın Müslüman olabilmesi için kalbiyle tasdik etmesi, diliyle ikrar etmesi gereken kelime-i şehadeti okur musunuz dediğiniz zaman, vallahi yüzünüze bakıyor, eşhedü kelimesini katiyen okuyamıyor. Neslimizi bu hale getirmişler. Geçen senelerden birinde İstanbul'da bir kız lisesine din dersi okutmaya gitmiştim. Zaman zaman söylemişimdir, tekrar edeyim. 450 tane kız talebe din dersine katılmışlar, okuyorlar. Yazılı imtihan yapacağımız zaman geldi. Yazılı imtihan. Sualler soruyorsunuz, kağıtlara yazıyorlar. Onların cevaplarını da yazıyorlar. Kağıtları topluyorsunuz, okuyup, değerlendirip not veriyorsunuz. Not karneye geçiyor vesaire, biliyorsunuz. Din dersi imtihanında 3 tane sual sordum. 450 kadar kız talebe. Hepsi evlenme çağına gelmiş. Birinci soru şuydu, hiç unutamıyorum. Aynen demin dediğim gibi, bir insanın Müslüman olabilmesi için diliyle söylemesi, kalbiyle tasdik etmesi gereken kelime-i şehadeti aynen yazın, manasını Türkçe ifade edin dediğim zaman kağıtları topladım, sonunda okudum. 450 tane kız talebeden sadece 16 tanesi kelime-i şehadeti aynen yazabilmişti. Gerisi yazamamıştı. İşte marifin hali budur. Eğitim sisteminin hali budur. Siz hangi umutlarla teslim ediyorsunuz mekteplere? Biz yavrularımızı, o masum çocuklarımızı, bir tane yavrularımızı götürdük bu mekteplere kaydettirdik. Alın şu çocukları okutun dedik. Öğretin, yetiştirin, memlekete, millete, insanlığa faydalı birer eleman olsunlar dedik. Onlar okutamadı, yetiştiremedi, insan olsun diye beklerken bizim çocuklarımızı eşkıya haline getirdiler. Perişan ettiler neslimizi. Beceremediler, başaramadılar. Avrupa'yı taklit etmek suretiyle onlardan daha perişan bir hale düştüler. Ve ben artık çocuğumu rahat rahat okula göndermekten vallahi korkuyorum. Bir vatandaş olarak itimat edemiyorum kimseye. Yavrumun kafasında Allah mefhumunu sökecekler diye korkuyorum. Ben evimde çocuğuma öğrettim. 2,5 yaşında öğretmişim. Yavrum seni kim yarattı deyince Allah yarattı baba diyor. Ama mektebe gittikten sonra tabiat yarattı diye söylense mahvolurum, kahrolurum ben. Nesillerimizi mahvettiler. Bu sistemle, bu gidişle nesillerimizi vahşi hale getirdiler. Olmaz bu sistemle nesil yetişmek. Buna imkan yok. İnsanın vicdanı sızlamalıdır. Bizim ecdadımız böyle değildi. Bizim tarihimiz böyle değildi. Bizim kökümüz böyle değildi. Biz Müslüman bir ecdadın torunlarıydık. Ne hale geldi? Nasıl bu hale geldi? Sokakları görmüyor musunuz? Allah aşkına sokaklardaki çıplaklık bir namus bataklığı, bir fuhuş bataklığı haline gelmedi mi? Ne Müslüman belli, ne gayrimüslim belli. Sokakta dolaşan kadınlara bakıyorsunuz, hangisi Yahudi'nin kızı, hangisi Müslüman'ın kızı, hiç belli değil, karmakarış bir hale getirmişler. Buna Müslüman'ın gönlü razı olamaz. Müslüman buna böyle devam edemez. Bunun değişmesi lazım, İslam'ın anlatılması lazım, İslam'ın yaşanması lazım. Ve Müslüman partiyi pırtıyı bırakarak, çekişmeyi bırakarak, dövüşmeyi bırakarak, birbirine çatmayı bırakarak, İslami gruplar, İslami cümleler hepsi birden bütünüyle İslam'ı anlatmaya başlamaları lazım. Nesil elden gitmiştir. Artık neme lazım kelimesinin hiçbir manası kalmamıştır. Artık her koyun kendi bacağından asılır sözü yalan olmuştur. Her koyun nerede kendi bacağına asılıyor? Onun asıldığı yerde seni de asıyorlar. Seni de rahat ediyorlar. Sen de perişan oluyorsun.
bana dokunmayan yılan din yaşasın sözü nasıl gavur bir söz olduğu anlaşıldı artık. Sana dokunmuyor mu? Sana dokunmayan din, yılan din yaşasın derken niçin gece sokağa çıkamıyorsun? Niçin huzurun kaçtı senin? Niçin mahallede gezemiyorsun? Adam çekiyor, hiçbir suçu olmadığı halde caddenin ortasında genç bir delikanlıyı 5 kurşunla yere seriyor. Yere serilen zavallı adamın babası ve kardeşi, oğlunun ve kardeşinin nasıl öldürüldüğünü görüyor, katilleri tanıyor, biliyor, gidip beni de öldürürler diye tanıklık edersem, şahitlik edersem beni de kurşunlarlar diye babası evladına şahitlik edemiyor bugün. Sen neden bahsediyorsun be kardeşim? Nereden bahsediyorsun sen? Hangi bana dokunmaya yılan din yaşasından bahsediyorsun? Hangi sözden bahsediyorsun sen? Memleket gidiyor. Doğu batı kaynıyor. Orta Doğu'da kafir Yahudiler Orta Doğu'yu kaynatıyorlar. Türkiye'yi parçalamak istiyorlar. Bütün bir memleketi içinden yıkmak istiyorlar. Sen hala ticaret peşindesin. Sen hala parti sırtı peşindesin. Sen hala basit davalar peşindesin. Orta Doğu'da İsrail oğulları kuvvetlerini muhafaza etmek için Orta Doğu'yu baştan başa kaynatıyorlar ve adeta cehenneme çeviriyorlar. Bunları anlamadan, bunları düşünmeden memleketin içindeki hadiseleri izah etmenize imkan yok. Yahudi'yi tanımadan, İsrail oğullarını tanımadan hiçbir meseleyi çözemezsiniz tabiatta. İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bu mevzuların temelinde İslam'ın anlatılması zarureti yatıyor. İslam anlatılsa küfür ehli düşünme fırsatı bulacak. Gittiği yolun yanlışlığını anlayacak. Kötülüğü anlayacak. Ama devamlı olarak kötülük reklam edilirse o kötü olacaktır. Bugün düşünün ki televizyonda polisiye filmler, kanlı, kavgalı, vurucu, kırıcı filmler oynatıla cinayet işleyen, cinayete sürüklenen neslimizin sayısı %85'i bulmuştur kardeşim. Korkunç. Ruhlara tesir ediyor. Gönüllere tesir ediyor. Yanlış telkinler, yanlış programlar, yanlış çalışmalar, metotlar nesilleri içinden yıkıyor. Onun için aziz kardeşlerim, İslam'ın muhakkak anlatılması, aşılanması, öğretilmesi lazım. Bunun vasıtalarını siz sayabilirsiniz. Bir vatandaş olarak, bir Müslüman olarak devlete vergi veren sizsiniz. Üniversiteye talebe veren sizsiniz. Askeri kışlalara asker gönderen sizsiniz. Fabrikalara işçi gönderen sizsiniz. Ticaret erbabına müşteri gönderen sizsiniz. Ama sizin hiçbir dediğiniz olmazsa siz vatandaş değilsiniz. Millet değilsiniz siz. Kanun, ben bunları söylerken sizi kanunsuzluğa itmiyorum ki, kanunlar dairesinde hareket edin diyorum. Yönetime karşı gelin, yöneticilere karşı gelin demiyorum. Vatandaşlık haklarınızı Allah'ın dininin yayılmasını isteyin diyorum. Sizi kanunsuzluğa tahrik etmiyorum, kışkırtmıyorum da ben böyle şey yapmam ben. Ben memuriyetimi, vazifemi, din görevliliğini kanunlar dairesinde yapıyorum. Hiçbir şekilde kanunsuz, nizamsız, anarşizme, kışkırtıcılığa zaten tenezzülüm yok benim. Benim Kur'an'ım buna müsait. Mantığınıza hitap ediyorum. Şuurunuza, aklınıza, izanınıza, tek kelimeyle vicdanınıza hitap ediyorum. Siz münevver insanlarsınız. Siz Müslüman kardeşlerimsiniz. Siz Allah'ın evini tercih etmiş gelmiş insanlarsınız. Buraya gelen her kardeşim mümindir benim. Buraya inanmayan gelmez. Buraya Allah'a itimadı, itikadı olmayan gelmez imkan yok. Vazifeli de olsa, polis de olsa, asker de olsa, kim olursa olsun buraya geldiyse mutlaka Allah'a imanı var onun. Ben böyle iman ediyorum. Böyle kabul ediyorum, böyle düşünüyorum. Onun için artık içinden çıkılmaz hale gelen içtimai hadiselerin çözümünü ancak İslam'ın anlatılmasına bağlıyorum. İslam anlatılırsa, İslam aşılanırsa neticeden emin olabiliriz. İslam anlatılmıyorsa, İslam aşılanmıyorsa 1000 yıl daha yaşasak anarşizden kurtulamayacağımızı katiyen ifade ediyor. Bunu bir misalle zaman zaman söylediğim gibi yeni tekrar etmek suretiyle bir misalle daha da tersinlemek istiyorum. Aziz kardeşlerim, bugünkü buhranlara, sıkıntılara,
içtimai hadisatın kör düğüm oluşu haline. Kör düğüm oldu, görüyorsunuz her şeyi. Bu noktaya nasıl geldik? Neyi kaybetmek suretiyle geldik? Demek biz bir şey kaybetmişiz. Bu Müslüman millet bir şey kaybetmiştir. Kaybettiği bir şey var. Neyi kaybettikten sonra bu hale geldik? Deminden beri anlattığım mevzu biliyorsunuz. İslam'ı, amentü'yü, Kur'an'ın hayatını kaybettikten sonra bu hale gelmiş. İslam'ı kaybeden nesiller, kaybettikleri İslam sebebiyle bu muzdarip hale, bu korkunç neticeye düştüler. Tek kelimeyle, hiçbir tefsire tavzıha lüzum kalmadan nesillerimiz, zürriyetimiz, çocuklarımız, gençliğimiz İslam'a göre terbiye edilmedikleri için bu hale geldiler. Demek ki İslam'ı kaybettikleri için bu hale geldiler. Evet. Peki nasıl düzelebilirler? Kaybettiği şeyi verirseniz o zaman düzelirler. Neyi kaybetmişse onu vereceksiniz. Başka şey tutmaz. Başka şey yürümez. Başka şey asla tesir etmez. Neyi kaybetmişsek onun verilmesi lazım. Bu neye benziyor? Bu şuna benziyor kardeşlerim. Bu şuna benziyor. Allah göstermesin, sizin bir hastanız var, durmadan kan kaybediyor. Kan kaybediyor. O hayatını ayakta tutan kanını kaybediyor hasta. Kan kaybediyor. Ne yapacaksınız bunu kurtarmak için biiznillah? Kaybettiği gruptan aynı kanı ona vermeniz lazım. Kaybettiği kanı, hangi grup bir kan ise aynı gruptan kaybettiği kanı aynen şirinlerle vermeniz lazım. Başka çareniz yoktur. Hastanız kan kaybediyor, siz ona şerbet veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona süt veriyorsunuz. Vallahi kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona vitamin hapı veriyorsunuz. Kurtaramazsınız. Hastanız kan kaybediyor, siz ona Coca-Cola, hiç imkan yok, yürümez. Kaybettiği şeyi vereceksiniz. Yani kanını. Bu millet de İslam'ı kaybettikten sonra bu hale gelmiştir. İslam'ı vermezseniz hiçbir politika bu memleketi vallahi kurtaramayacaktır. İmkan yok buna. Kaybettiğini vereceksiniz. Bir kere kafanızdan siliniz her şeyi. Ancak ve ancak kaybettiğimiz hayatı, kaybettiğimiz inanışı, kaybettiğimiz itikadı, kaybettiğimiz Kur'an'ı, Kur'an hayatını yeniden bulmamız lazım. Bunun için de İslam'ın anlatılması lazım. İslam'ın anlaşılması lazım. İslami tebliğatın yapılması lazım. Yapılmıyorsa mesela bütün karanlığa gömülüyor demek. Aziz kardeşlerim, bakınız Allah Resulü'nden bir haber nakledip sizi toparlamaya çalışayım. Hazreti Haris anlatıyor. Sahabeden büyük bir insan radıyallahu teala Resul-i Zişanımızın tutumunu, davranışını aynen şöyle anlatıyor. Be'ase Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ilel Lat vel Uzza. Zaman zaman Lat ve Uzza namındaki putlara tapan kavimlere Allah Resulü İslam davetçileri gönderirdi buyuruyor. İslam davetçileri. Gidin şu Lat ve Uzza putlarına tapan kabilelere İslam'ı anlatın diye heyet mebruz tayin edilmiş alimlerden ve hocalardan Resulullah irşat heyetleri gönderirdi. Onlar giderler. Bu gönderdiği heyetlerden birisi gitmişler. Fe'egâru alâ hayyim minel arabi fesebbû mekâsiletehüm ve zürriyetehüm. Bu heyetlerden birisi gitmiş, İslam'ı anlatmadan hemen o kabileye silah çekmişler, kılıç çekmişler, onların putlarına küfretmişler. Tesebbû, sebbetmek, sövmek, saymak, küfretmek demek. Ve zürriyetehüm, onların zürriyetlerine, çocuklarına, insanlara küfretmişler, hakaret etmişler. İslam'ı anlatacak yerde onlara kılıç çekmişler. Onlardan bir grup geldiler. Fekalu dediler ki, ya Resulallahi sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, egaru aleyna, gönderdiğin heyet geldi, egaru aleyna bi gayri duain, bize İslam'ı anlatmadan, bize İslam'ın ne olduğunu aktarmadan, bizim üzerimize hücum ettiler, bize kılıç çektiler. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem,
Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdular ki رُدُّوهُمْ اِلَى مَأْمَنِهِمْ سُمَّدْعُوهُمْ Bırakın bu adamları, gitsinler, memleketlerine kavuşsunlar, İslam'ı onlara anlatın, ondan sonra hücum edin buyurdu Resulullah. Hayat-ı Sahabe kitabının 1. cildinin 99. sayfasında geçen hadise bundan ibaret. Bırakın onları, onlara İslam'ı anlatın, sonra hücuma geçin buyurmuşlar. Bizim halimiz ne olacak? Biz İslam'ı anlatmadan nasıl insanlara, nasıl hücum edeceğiz, nasıl kıyacağız, nasıl onları harp edeceğiz, imkan var mıdır? Önce İslam'ın anlatılması lazım. Bunun için de gerekli vasıtaları, vasatları, çareleri, Müslüman cemaatimizin düşünmesi, Müslüman zenginlerimizin düşünmesi ve buna mutlaka bir çare ve bir yol bulmaları lazım. İşte aziz kardeşlerim, bu çalışmalarımızı biiznillah sizlerle beraber, sizlerin samimi vicdanlarıyla beraber yürüteceğiz. Ancak çok büyük bazı semtlerde, bazı bölgelerde, bazı yerlerde, bazı çevrelerde çok perişan manzaralar görüyorum. Uzun zamandır şu Yeşilköy diye bir yer var. Burayı rica ediyorum mümin kardeşlerimize, rica ediyorum burayı mutlaka İslami bir maya içine sokmaya mecburuz. Yeşilköy diye bir yer var. 4 tane kilise, 1 tane cami, içinde cemaat namına bir şey yok. Cemaat namına, vakit namına bir şey olmuyor. Çırpınıyoruz, koşuşuyoruz, Allah için gidiyoruz. Her türlü tehlikeyi, tehdidi, zorluğu gözümüze alıp gidiyoruz. Her cumartesi akşam namazını kıldıktan sonra nasihat edelim, İslam'a davet açalım, çalışma yapalım diye gidiyoruz. Nedense bir türlü o köşklerden ve yalılardan iki tane insanı sıkıp camiye getiremiyoruz. Bu ne perişanlıktır. Gayret edelim kardeşlerim. Bu yeşil memleket, bu yeşil köy, bu dünya cenneti memleket, bu dünya cennetin ülke elimizden giderse kimse vallahi gözümüzün yaşına bir saniye bakmaz. Geliniz toplaşalım, İslam'ı anlatalım. İslam'dan başka bir yola sülük etmeyelim hiç, hiçbir şey tenezzül etmeyelim. Ve beraber çalışalım, beraber ağlaşalım, beraber anlaşalım ve dini İslam'ı hayatımıza hakim kılmaya çalışalım. Bakınız imkanlarımız çok az. Şehzadebaşı Camii Şerifinde vallahi bu pazar günü cemaati sığdıramadık. Cemaatin büyük kısmı ayakta kaldı camide. Şehzadebaşı'na cemaat sığmıyor. Müslüman hanımefendiler feryat ediyor. Daha geniş bir yer yok mu hocam? Binlerce kadın vaaz-ı nasihat dinlemeye gelecek. Yer yok diye gelemiyoruz diye evimize sayısız müracaat oluyor. Vicdanım sızlıyor vallahi. İstanbul gibi yerde imkansızlıkla bir kırk çırpınıyoruz. Şehzadebaşı Camii'ne cemaati sığdıramıyoruz. Bu pazar iki kapının ağzında yarı yarıya cemaat ayakta kaldı. Elinde ayakkabısıyla vaaz dinlemez bekliyor. Çok yazıklı perişan biz. Olmuyor. Hatta arkadaşlarımızın bir kısmı geliyor hocam diyor. Meyhaneden kaldırdık diyor. Birkaç arkadaş getirdik. Şurada bir vaiz var, nasihat var diye. Meyhaneden, gazinodan getirdik. İçeriye giremeyince zaten bahaneye bakıyor. Döndü geri gitti diyor. Şu perişan bir zaman anlatamıyoruz. Cemaatimize hitap edemiyoruz. En açık bir zamanda elin kafiri yüz binlere hitap ederken bizim elimizde imkan yok. Kapımıza gelen cemaate İslam'ı anlatamıyoruz. Onun için uğraşalım, didinelim, çırpınalım. Hayatımız fanidir. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyadan gitmektir işi. Mutlaka gideceksiniz. Gitmeden evvel Allah'ın dine hizmetiniz olsun. Allah'ın huzuruna çıkmaya yüzünüz olsun kardeşlerim. Böylece pazar günü Şehzadebaşı Camii'nde buluşmak üzere Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi bizi huzuruna çağırdın. Kulluğuna kabul eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Huzuruna bizi bu iman ile kabul eyle ya Rabbi. İlahi el açıp amin diyen ta uzaklardan kalkarak bu zevk-i safa eyyamında senin canine koşan, senin huzurunda toplaşan kadın erkek şu samimi ve sadık kardeşlerimi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Mahşer günü de
böylece bir arada toplanmayı, civar-ı Mustafa'da cem olmayı, onun şefaatine mazhar olmayı nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hastalarımıza şifa, vakti olanlarımıza dava, vakti olanlarımıza edalar nasip eyle ya Rabbi. İlahi, nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eyle. Milletimizi, memleketimizi iflah eyle. Ya Rabbi, içimizdeki din düşmanlarına hidayet nasip eyle. Hidayet nasip değilse cümlesini kahretsin. Amin ya Erhamer Rahimin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala'l-Fatiha.